Cepheden herkese merhaba. Bugün Sivri Yol programı öncelikle Göbekli Tepe'yi ziyaret etmek. Ondan sonra da Antep'e devam etmek. Şimdi otelde kahvaltı yapmadım. Geldim direkt Göbekli Tepe'de kahvaltı yapıyorum. Hadi bakalım, video başlıyor. Burada minik bir kafeteryası var. Fiyatlar oldukça pahalı. Bakın bir dilim tiramisu 150, mozaik 150, tost 135. Ancak müze kartınız varsa %20 indiriminiz var. Burası hediyelik eşya alanı. Aldınız mı kartları? Bakalım şimdi Göbekli Tepe'ye giriş yapalım. Görüşürüz. Çok etkileyici bir görsel şölendi. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Zemin efektleri o kadar güzel yapmışlar ki sanki böyle yer ayağınızın altından kayıyor gibiydi. Çok hoştu. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Buradan servise bineceğiz. Göbekli Tepe'ye doğru gideceğiz. Güvenlik sağ olsun motorumu içeri aldı.
şurada duruyor. Geldiğinizde bilginiz olsun. Şimdi buraya gelirken çok enteresan bir şey oldu. Otelden çıkış yaptım, otoparktan. Kameraların şarjı full, her şey okey. Neyse, telefon navigasyonunu da depo üstü çantaya koydum ve buraya doğru yola çıktım. Buraya gelirken tarihi yola girdiğinizde aradan tekrar bir sola dönmeniz gerekiyor. Orada bir tabela varmış. Ben onu görmedim çünkü tam önünde minibüs vardı ve ben bayağı bir yaklaşık bir 5 kilometre daha ileride bir köy vardı. Oradan geri döndüm. Neyse, sonuç itibariyle bulduk, geldik. Ama bu arada kamera kilitlenmiş, telefon kapandı. İşte bir keramet var. Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örenci köyü yakınlarında yaklaşık 800 metre yüksekliğinde bir tepenin üzerinde bulunan yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde bir höyüktür. 1983 yılında tarlasını süren Mahmut Kılıç, tarlada bulduğu oymalı taşı müzeye götürür. Fakat eser sıradan bir arkeolojik bulgu olarak Urfa Müzesi'nde sergilenmeye başlar. 1963 yılında ise İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi ortak bir çalışma yürütmüş, bölgeyi incelemiş fakat çalışmaların üzerinde durulmamış. Göbekli Tepe'nin gerçek önemi Alman arkeolog Klaus Schmidt liderliğinde 1994 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmış. Klaus Schmidt, Göbekli Tepe'de 1995'te Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü ortak projesi olarak başlatılan ve 2007 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararlı kazı statüsünde devam eden kazının başkanlığını üstlenmiş. Göbekli Tepe'yi bilim dünyasına kazandıran, ortaya çıkaran, gün ışığıyla buluşturan ve kazı çalışmalarını en başından beri yürüten Profesör Doktor Klaus Schmidt, 2014 yılında hayatını kaybedene kadar bu alana ömrünü veren bir bilim insanıdır. ...1978 yılında Elazığ Norşun Tepe, sonra Urfa Lidar Hoyuk, ve Nevala Çöri kazılarında bizzat yer alan Schmidt, asıl kariyerini Göbekli Tepe'de en zirveye ulaştırmış. Sie alleine mit Motorrad? Ja. Alleine? Ja, ohne? Oh. Alleine. Und welches Motorrad? Ich habe genç bir Alman arkeolog olan Aurelia ve dedesiyle de burada tanışmam güzel bir tesadüf oldu. 1995 yılında ilk kazı vurulmaya başlandığında hiç kimse mevcut tarih anlayışını değiştirecek kalıntılara ulaşılacağını bilmiyordu. İnsanların taş devri dediği, her şeyi taş temelinde şekillendirdiği dönem, Göbekli Tepe kazılarına kadar karanlıkta kalmışken, kazılardan ortaya çıkan kalıntılar, anıtsal taşlar ve yarı insan yarı hayvan heykeller, 12 bin yıl önce insanların
büyük bir organizasyona imza attıkları, kolektif bir yaşam yürüttükleri anlaşılıyor. Bu taşların makinelerle yerleştirilmediğine göre olağanüstü bir işbirliği ve dayanışmanın yaşandığı öngörülüyor. Zihin dünyalarının gelişkin olduğunu belirtmeye sanırım gerek yok. Şimdi yukarıda dilek ağacım varmış. Ona doğru gidiyorum. Bir tek dileğim var. Yeter. Ay. Bu arada bu yapılardan 21 tane daha olduğu söyleniyor bu toprakların altında. Onların çıkarılması, daha doğrusu çıkarılmamasıyla ilgili bir bilgi aldım. Bence de çıkarılmasın yani. Gerçekten çok etkilendim. Bakar mısınız, kazı alanları hala devam ediyor. Şurada. Göbekli Tepe ve sahip olduğu muazzam zenginlik, arkeolojik araştırma tarihinde Neolitik dönem için düşünen modelleri, teorileri alt üst eden insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerekli kılmaktadır. Bu topraklar insanlık tarihi boyunca tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış yerlerdir. Göbekli Tepe'deki bulgular, dünya üzerindeki tüm medeniyetlerin beşiğinin yukarı Mezopotamya olduğunu kanıtlamaktadır. Göbekli Tepe ziyaretinden memnun kalmışsınızdır. Allah sizi bilmem ama ben çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Gerçekten tüylerim diken diken. Burada çalışmış olan arkeologlara da sonsuz saygılarımı iletiyorum. Çok zor ve çok meşakkatli bir iş. Hadi bakalım. Şimdi Niki'nin yanına gidelim ve yavaş yavaş Antep'e doğru yola çıkalım. Evet efendim. Gördüğünüz gibi motoru içeriye alabiliyorsunuz. Ekipmanlar içinde içeride emanet dolapları var. Ücretsiz onlara bırakabiliyorsunuz. Şuradan yavaş ineyim de şöyle bakar mısınız? Her zahir